Evet, şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bakırköy'ün kanaat önderlerinden değerli bir abimiz, büyüğümüz, sözü geçen, fikirleri olan, sanattan anlayan, sazdan anlayan, gönülden anlayan bir abimiz. Ondan dolayı da soruyla ilgili bilgi almak istiyoruz kendisinden. Çünkü Bakırköy'ün en önemli problemi otopark. Sevgili abim, ben sesi vereyim. İlk başta biz sizi tanıyabilir miyiz abi? Siz kimsiniz? Efendim, benim adım Zeynel Akgül. Sesi bize yukarı kaldır abi. Benim adım Zeynel Akgül. Kartaltepe Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. 39 yıldır esnafım burada. Evet. Yani buranın epey geçmişini biliyorum. Yani esnaflık yapıyoruz. Burada oturuyoruz. Buranın en büyük sorunlarından bir tanesi otopark sorunu. Evet. Dolayısıyla şimdi bu eski belediyenin yıkıldığı yer, evet. Cumhuriyet Meydanı dahil olmak üzere, evet. Bir de gerekirse mezarlık dahil etmek üzere. Burada iyi yer altında bir iki katlı, üç katlı otopark olma ihtimali çok yüksek yani. Evet. Yani diyorsun ki bunun altına inelim. Evet. Yani bir de zaten otoparkların seviyesi düşük oluyor yani, yüksek, evet, olmadığı için. Üç, evet, kat, iki kat, neyse, çalışır insan, o yani, evet, teknik elemanlar çalışır. Yerin altına girip, evet, gelmek daha basit artık. Tabii, teknik elemanlar çalışır. Yani iyi bir otoparkın yapılması çok önemli. Belediyemize de çok iyi bir katkı olur, gelir olur. Evet. Belediyeye ait olması, evet, çok önemli. Yani bu meydanın altı ve mezarlığın altı. Mezarlığa dahil etmek yani, evet, alttan mezarlık alanı da bayağı büyük, evet, bir alan. Evet. Sonuçta mezarlık üstü, altına, evet, inerek. Yani iyi bir otoparkın yapılması çok önemli bizim Bakırköy için. Çok güzel bir belediyeye de bir katkı olur. Evet. Alan da iyi bir alan. Evet. Dolgu alanda, altta hiçbir şey yok. Dolgu, evet, alan yani, evet, sonuçta. Rahat şey çalışılabilir. Evet. Yani buranın otopark yapılması çok bence Bakırköy önemli bir şey. Bakırköy meydanı. Evet, meydan. Evet, evet. Mi? Tabii merkez, tam, evet, Bakırköy'ün kalbi aynı zamanda. Evet. Yani dışarıda gelen insanlar için de son derece iyi bir şey. Evet. Yani bu otopark yapılmasını söylüyoruz, diliyoruz. İnşallah düşünürler bu konuda. Tabii ya. Tabii başkan yardımcılarımız. Gayet tabii, gayet tabii. Gayet tabii ya. Bunu biz ön fikir olarak söylüyoruz. Evet. Uzmanlar çalışacak buna yani. Evet. Tespitini yapacak. Uzmanları var bu işlerin. Evet. Yani böyle bir bu konuda biraz düşünmeleri bence çok önemli yani. Abi çok güzel fikir, artık biliyorsunuz bilgi fırtınası çok önemlidir. Elbette. Değil mi? Elbette. Hazreti Ali diyor, zenginliği ne neyse akıl zenginliği. Aynen. Demek biz ilk başta bilgiyle ehli insanlardan fikir alarak doğruları değerlendirmek lazım. Aynen, aynen, katılıyorum. Belki bu fikirler de onlara eşlik olur. Elbette. Zaten onu söylemeye, evet, çalışıyoruz. Sizin hani bir menfaatınız yok. Ne, hiçbir menfaatim yok. Sadece ortak tarafımız Bakır. Evet. Park sorunu çok büyük sorun. Evet. Sorun olduğu için, evet, iyi bir katkı olur diye düşünüyorum. Yani. Evet. Abi çok güzel bilgilerin. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Akıllarınız için. Çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. Cümlemize saygılar sunuyorum. Çok